Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan oyun geliştiriyorum serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölüm karakter hareketlerimizi yapmıştık. Enemy prefablarını vesaire kamera hareketlerini yapmıştık. Bu bölümde aslında biraz off the record çalıştım. Yani kayıt dışında birkaç işlem yaptım. Bazıları sizi sıkacaktır. Bazıları video uzatacağı için. Zaten neyi nasıl yaptığımı değineceğim. Bu biraz şey gibi oldu. Önceden televizyonda işte bir, diyorum, bir resim programı Vardı işte şuraya bir ağaç çiziyoruz ama burada çizilmişi var işte ev yapıyoruz ama yapılmışı var gibi. Aslında biz şunu şunu yapıyoruz ama yapılmışı var gibi olacak. Merak etmeyin zaten neyi nasıl kullandığımı detaylı anlatmış olacağım sizlere. Gördüğünüz gibi birkaç değişiklik var kamera açısını değiştirdim materyalleri değiştirdim bir sahne modelimizi ekledim. Tabi normalde bu sahnenin hepsini kullanmayacağız yani şöyle küçük bir alanda oyun geçecek, geçecek olsa bile bölüm boyutu yani şu aslında bizim boyutumuz karakteri oranlı olması için. Fakat e, herhangi bir model yapmaya üşendiğim için küplerle de yapmak görsel olarak rahatsız edeceği için böyle bir şey tercih ettim. Bir de ekstra e, etrafta gradient skybox kullandım. Hani standart gri plan yok bu şekilde. Şimdi bunlar zaten model değişikliği çok önemli bir şey yok. Elle küp bile koysanız kafidir. Gördüğünüz gibi ilk dikkatinizi çeken can bar olabilir. Bir can bara ekledik, can sistemi ekledik, kesme mekaniği ekledik. Enemimizi artık enemi kesebiliyoruz ve mecaz değil ciddi anlamda kesiyoruz. Yapay zekası kovalaması saldırmasını ekledik. Bir de animasyonda bir değişiklik yaptım. Player animasyonda IK kullandım. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Direkt bir animasyon olarak düşünebilirsiniz. Artık player'ım elinde bıçaklar varken bu şekilde koşuyor gördüğünüz gibi. Kesmeyi de hızlıca göstereyim. Bakın artık elimi kesebiliyorum. Şimdi sırayla gidelim. Önce can sistemini göstereceğim. Sonra animasyona girip yapay zeka vesaire diye gideriz. Öncelikle zaten bir canvas ekledim. filament vesaire. Bu can sisteminin nasıl yapıldığı, ayarlamaların nasıl yapıldığını detaylı öğrenmek istiyorsanız Unity dersleri serimizde cam ve mana barı isimli videomuzu izlerseniz orada detaylı anlatıyorum zaten. O yüzden çok üstüne durmayacağım. Geliyorum player health kodumuzda ne yaptık? İmecimizi cam barımızı e, datasını burada çekiyoruz. Max health belirliyoruz. Bir de private olarak current health, yani o anki can değerimizi tutuyoruz. Bunu göstermemize gerek yok. Bu sadece sayısal bir değer olacak. Başlangıçta da canımız max health'e eşitleniyor her oyun başladığında. Change health diye bir metodum var. Bir de dead diye bir metodum var. Dead zaten boş gördüğünüz gibi. Change health'te ne yapıyorum? Önce içerisine bir bir float değer gönderiyorum bu gönderdiğim değeri nasıl organize ediyorum? Eğer gönderdiğim değerle canın değeri max halti geçiyorsa health'in max halt e eşittir. Yani bu ne demek? Atıyorum benim canım. De, maksimum canım 100. 100 üzerinden konuşalım. Benim canım 90. Ben buraya 20 yazdım. Ne oldu? 110 oldu. Ya yani 110 olmasın. Direkt 100'e eşit olsun. Bunu ayarlıyorum. Yani max e, canımı hiçbir zaman geçemiyor can diyelim. Canım sıfıra eşit veya sıfırdan daha küçük ise burada death metodumuzu çağırıyoruz ama şu an öldüğümüzde nasıl bir logic çalışacağını belirlemediğimiz için böyle oluyor. Belki bunu kendi game logic'imizle birleştirmek için şey yapabiliriz. Game state eşittir game over dersek direkt logic'teki kodumuzu çalıştırabiliriz ya da bunu direkt hiç metot yazmadan buraya da yazabiliriz. Ama ben buraya ekstra bir şeyler ekleyebilirim diye işte nedir? karakterimiz ölünce havai fişek patlasın ya da animasyon ölme animasyonu çalışsın bunu bırakıyorum ama bunu isterseniz game manager'da direkt böyle yaptığınızda oyununuz game over olmasını sağlayabilirsiniz bunlar olmadığı takdirde bu conditionlar olmadığı takdirde normalde nasıl çalışıyor ben buraya gönderdiğim değeri canıma ekliyor. Bunda sıkıntı yok. Bir de imajımızı can barımızı nasıl değiştiriyoruz? Fill amount değerini current canımızı max canımıza bölüyoruz. Bunu logini şöyle düşünebilirsiniz. Benim max canım 100. O anki canım da 100. 100'ü 100'e böldüğümüzde 1. Bu fil değeri 0 ile 1 arasında hareket eder. Benim max canım 100 iken current canım da 100 ise 100 bölü 100'den 1 gelir. Benim o anki canım 50. Max canım 100 iken de 50 bölü 100'den 0.5 gelir. Yani şu anda 0 ile 1 arasında ben canıma oranına görselimi, imecimi çekebiliyorum. Bu şekilde can kodumu yazdım. İlerimin içerisine attım. Bakın burada max canım 100 olarak belirledim. İmecimde 50 atama yaptım canvas'daki. Can canımızı yazdık. Kesme mekaniğinden bahsedeyim. Yine ünite dersleri serimizin son videosu olması lazım. Easy Slice Mesh/ slash kullanmıştık Easy Slice paketiyle. Ücretsiz bir pakettir. Orada da detaylı nasıl kullanıldığını anlatıyorum. O yüzden burada detayına girmeyeceğim. O videoyu zaten sırf bu bölüm için öncesinde çekip koymuştum. Bilmeyenler ya da kaçıranlar dönüp o videoyu izleyip devam ederse sizin için daha sağlıklı olur. Eğer kesme mekaniğini öğrenmek istiyorsanız. Son olarak da yapay zekamız var. Yani bir enemimiz var. Enemiyi de nameş agent ile kontrol ettiriyorum. Yine ünite dersleri serimizde Namış Agent Yapay Zeka ve AI isimle nasıl hareket ettirilir, yapılır. Onunla detaylı orada anlatıyorum Nameş'in kullanımını. O da 26. bölüm olması lazım. Yanlış da olabilirim, O civarda bir şey. Oraya bakıp siz de yine Namış Agent sistemini, Namış sistemini detaylı öğrenip uygulayabilirsiniz. Yine de gelin bakalım ben neler yazmışım. Benim Mamut'a girdiğimde 4 tane, bir 5 tane pardon. <laughs> bir şey tanımlıyorum. Başlangıçta AI'yı ekliyoruz name agent kullanacağımız için using'den. Ne yapıyorum? Önce bir player'ımın transform'unu çekiyorum. Çünkü bana bir player lazım. Name agent'ımı belirliyorum. Animasyonun animatörünü belirliyorum ve iki tane distance'ımız var. Biri case distance yani kovalama mesafesi, biri de saldırı mesafesi. Bu iki mesafeler birbirinden farklı olacak. State'imi oluşturuyorum. Idle, chase, atak diye yani durduğu zaman, kovaladığı zaman ve saldırdığı zaman üç farklı set oluşacak 3 farklı e, logic çalışacak startta bunları eşitliyorum player'ımın işte içerisindeki kodla transform'a ulaşıyorum animatör ve işte zaten get component'la kendi e, component'ına ulaşıyorum update'de switch case'imiz var game manager'daki logic'ten aşinasınız idle'sa idle metodum Chase'sa, chase metodum atak'sa atak state metodum çalışsın diyorum burada başka bir işlem yapmıyorum geçelim Burada da kondisyonlarını belirliyorum. Önce ne yapıyorum? Oyun o bağlaştırıyorum. Ne diyorum? Benim oyun e, game state'im in game ise yani oyunun başladıysa buradaki değerler artık çalışmaya, değişmeye başlasın. Çünkü ben game over olduğunda, finish olduğunda veya start olduğunda bu tarz e, değişikliklerin olmasını istemiyorum. Bunu dedim. Sonra bir e, float değer tuttum. Ne tuttum? Total distance. Yani bu nedir? Benim enemy'nin pozisyonuyla player'ın pozisyonu arasındaki mesafe. Iyi float değerde tutuyor. Sonra bu değeri nasıl işliyoruz? Diyorum ki eğer benim toplam mesafem buradaki mesafemle yani kovalama mesafesinden düşük ise ve diyorum atak mesafesinden yüksek ise yani atak mesafesi kovalamadan düşük. Şöyle düşünün 5 metre ve daha küçük yani 5 metreden yakınsanız kovalıyor. 1 metre gelince yani 1 metre ve daha azına yaklaşırsanız da saldırmaya başlıyor. O yüzden bu V kullanarak bu iki değer arasındaki aralığı tutuyorum. Diyorum ki bu ise Chase State'im olacak. Eğer toplam mesafem El Sifle kullanıyorum. Bu değil de toplam mesafem atak Distance'a eşitse veya daha küçükse saldırı mesafesinden artık saldırı State'ine geçebilirim. Değilse hiçbiri bu Condition'ların hiçbiri sağlanmıyorsa da zaten karakterim duruyor demektir. Idle State'e dönüyorum. Peki metotlarımızda neler yaptık? Önce idle'dan başlıyoruz. Dururken ne oluyor? Namesh agent'ı durduruyorum. Yani hiçbir şeyi kovalama. Yerinde dur diyorum ve idle animasyonu çalışıyor. Yok ben kovalıyorum artık diyorsak ne yapıyorum? Artık sen stop false yapayım. Yani artık durma diyorum. Harekete geçiyor ve nereye gidecek? Player'ıma doğru gidecek. Set destination kodunu kullanıyorum. Dediğim gibi Namesh agent diyorsun izlerseniz daha detaylı anlarsınız. Burada da koşma animasyonunu devreye sokuyorum. Yok artık kovalama evresi bitti. Ben saldıracağım dediğimiz noktada da yine karakterimi durduruyorum. Yani saldırırken aynı zamanda koşmuyor. O da yapabilirdik ama bizim elimizdeki animasyon durarak vuran bir animasyon olduğu için ve genelde benim kullanacağım oyunda böyle bir sistem olacağı için nameşimi durduruyorum ve burada artık atak e, animasyonunu devreye sokuyorum. Burada bir de damage e, metodumuz var. Bu metotta player'a hasar vermek için ne yapmıştık? Player health e, script'ine ulaştık ve Change health değerimiz yazdığımız şuradaki metoda değer gönderdik. Ne gönderdik? Eksi 10. Neden eksi 10 gönderdik? Çünkü biz burada gönderdiğimiz değeri health ile topluyorduk. Ben başına eksi yazmazsam onca arttıracak. Eksi yazdığım için onca azaltıyor. Eğer azaltacağım zaman eksi yazıyorum. Arttıracağım zaman da direkt düz bırakıyorum artı yazmama gerek yok ama kafanız karışmasın diyorsanız artı da yazabilirsiniz. Böylelikle hem can azalma hem de can arttırma script'ini tek bir metotla yaptık. Artık nasıl bir condition istiyorsam onu yapabilirim ilerleyen aşamalarda. Peki bu metodu fark ettiyseniz bir yerde çağırmıyorum. Kendi içerisine çağırmam. Bunu nerede çağırıyorum? Normalde kullanmayacağım. Yani çok sık kullanmadığım bir sistem olmasına karşın göstermek amaçlı gösteriyorum. Bir e, animasyon event'le bu metodu çağırıyorum. Bu da yine animasyon e, animatör animasyon ünite derslerindeki animasyon serimizde mevcut. Oradan bakıp detaylı öğrenebilirsiniz. Hemen enemi'nin atak kısmına geliyorum atak skriptine. Bakın burada bir atak skripti oluşturuyor. Şöyle hareket ettiğinde burada görüyorsunuz e, animasyon oynamasını. Burada bir e, çizgi var. Uzun çizgi. Buna tıkladığımızda bu adı yazıyor üstüne getirince. et event diyor zaten. Yazdığınızda animation event geliyor ve burada o karakter, oradaki içerisindeki e, script'teki metotları public metotları görebiliyorum. Private'ları da görüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Doğru bilgi vereyim. Evet private olsa da görebiliyormuşum çünkü kendi içerisinde. Bakın idle state'lere ulaşabiliyorum. Bunlara direkt verebilirim ama bunlar benim e, elle vereceğim state'ler değil. Benim burada damage isimli public yaptığım bir metodum var. Bunu yine private de yapabilirim çünkü private'ı görüyor ama şimdilik public bıraktım. Ben bunu çağırıyorum. Bu ne demek oluyor? Animasyon bakın frame frame kare kare oynattığında Bu uzun çizgiyi buraya geldiğinde yani animasyonun bu e, Şeklindeyken bu eventi Çalıştırıyor Yani ne yapıyor bu kodumu Çalıştırıyor böylelikle Ben animasyonun herhangi bir yerinde Bir kodu çalıştırabilir veya birden fazla kez Çalıştırabilirim Ben burada nereye seçtim Bakın şöyle yumruğu atıyor tam yumruk atmazsa artık son Hale geldi burada Kodumu ekliyorum ki e, Pilyarın canı düşsün Böylelikle Karakter her yumruk attığında player'ımızın canı düşmüş oluyor. Belki bunu Bir kare geri çekersek Bir tık daha tam vurduğu an Olmasını sağlayabiliriz. Böyle olacak animasyon. Tekrar bir bakalım Play yapalım. Yaklaştım. Bakın kovalıyor. Şimdi Mesafemi açacağım. Player e, enemiden daha hızlı bu arada. Bakın enemy'de 3 Yazıyor distance'ımız. Kovalama distance'ı 3 Atak distance'ı 0.5. Bakın şu an idle'da yaklaşacağım. Case'e geçti kovalıyor. Duracağım artık atağa geçti. Bakın vurmaya başlıyor ve her vurduğunda animasyonda belirlediğimiz yerde konumuz çalışıyor ve damage metoduna girip onu çalıştırıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an canım sıfır oldu. Sıfır olunca biz ne eklemiştik? Game over eklemiştik. Bakın game over logimiz çalıştı. Gidiyorum kesiyorum. Kes Artık burada ne yapabilirim? Burada enemileri çoğaltabilirim. Bu bahsettiklerimi niye videoyla yapmadım? Çünkü video uzatmak istemiyorum. Zaten Unity dersleri serimizde çok çok detaylı anlatıyorum. E, oyun yapma serisinde de aynı konulara değinmek istemedim. Vakit kazanmak için. Bir de artık sıkılıyorum. <laughs> Doğruyu söylemek gerekirse. Enemimiz üç altımızda burada istersek şöyle bakın gördüğünüzde vuruyorlar. Ne kadar çoksa zaten o kadar çok vurdu. 10-10 canımızı azaltıyor. Yani 10 vuruşla totalde ölüyoruz. Böyle istersem yine kesebilirim. Böyle bir oyun yapabilirsiniz. Ben direkt bunu e, açıkçası Market yüklenebilecek şekilde yine haline getireceğim ama direkt bir oyun yapmayacağım. Çünkü bunun gibi aslında bizim zaten markette iki oyunumuz var yeni yayınlandı hatta Onun da duyurularını haberlerini almak için Discord kanalımıza takip edip e, oradan güncel haberler alabilirsiniz Canlı destek gibi e, ister bize ister de sektördeki diğer insanlara yazabilirsiniz Bunu da söylemeden geçmeyeyim App Store'da bu arada oyunlar indirilebilir vaziyette ama sadece iOS kullanıcı yani Apple kullanıcıları için Şu anda Google Play'de yok onu da ilerleyen zamanlarda inşallah yükleriz onu da Discord'dan duyuracağız. Zaten bunu bu mekaniği kullanan bu kesme mekaniğini kullanan aynı görsele sahip iki tane oyunumuz var. O yüzden bir daha böyle sıfırdan bir oyun yapıp marketi yüklemeyeceğim. Ama bütün aşamalarını size gösterip siz yapmak istediğinizde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Oyunlarım da hazır duruyor. Üntü projesiyle açıp göstereceğim. İlk yayınladığımız oyunumuz Spin and Cut. Şöyle göstereyim ekran ayarlarını yapalım kat burada bir farklı olarak biz fizik kullandık. ip mekaniği kullandık. Ama mantık aynı bir e, runner platform oyunu gibi. Objelerle enemilerimizi kestiğimiz bir e, oyun. Spin and Cut isimli. Gördüğünüz gibi burada ekstra istediğimiz her şeyi kesebiliyoruz tabi. Ağaçtır, taştır, topraktır neyse yani model olan her şeyi kesebiliyoruz. Böyle bir oyun yapabilirsiniz şu ana kadar e, sıfırdan oyun yapma serisinde öğrendiğiniz teknikle sadece burada bir ip mekaniği var. İple beraber fizik de devreye giriyor tabii ki de. İşte burada bıçak sayısını arttırma gibi e, güncel hyper casual güncel mekaniklerini eklemiştik. Böyle bıçak sayısını arttırabiliyoruz. İsteyenler de en azından Google Play yükleyene kadar Apple cihazı olanlar oynayıp test edebilir. Google'a yüklediğimizde de yine dediğim gibi Discord'dan duyurusunu yapacağız. Böyle kılıçta. Kullandığımız kılıç modelinde burada kullanmıştık. Bu şekilde bir oyun yapabilirsiniz. Yok bu, bunu yapmadınız. Farklı bir çeşit göstereceğim. Hemen o da şurada. Bu da yeni yüklenen oyunlarımızdan bir tane Sword Specialist. Burada ise bir runner oyun. İleri gidiyor. Biz sadece sağ sol yapıyoruz ve kesme mekanimiz var. Farklı şekillere bürünebiliyoruz. Bakın yine odunları kesme vesaire var. Bu şu anlamda şu tutorial level'ını geçeyim. Çubuktan kayma. Tornado. Kılıçlı. Oyun yapma serisinde gördüğünüz tüm aşamaları yapıp sadece oyun fikri üreterek bu tarz farklı oyunlar yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Adamlar kovalıyor. Neydi? Idle'dı. Case'e geçiyor. Adamlar kovalıyor. Biz adamları kesiyoruz. Altın sistemimiz var. Yine keserek toplayabildiğimiz. Bunları da ekleyip e, zaten bunların da ünite dersleri serisinde çokça videoları vardır. Bu şekilde oyun yapabilirsiniz. İşte öldüğümüzde nasıl bir durum var? İşte log'a çarptı. Normalde yapmaman gerekiyordu adamken. Bu tarz bir oyun yapabilirsiniz bunların hepsi aslında Şu ana kadar geldiğimiz kodlarla içeriyor sadece birkaç değişiklik var ve Game design tarafında farklılıklar var Bu şekilde Bu video ile beraber aslında o iki oyunda aynısını Yapabilirsiniz Ya da kendiniz farklı bir oyun üretebilirsiniz Bu haliyle zaten Hyper Casual'a gerek renk olsun gerek oynama mantığı olsun Yeterince uygun runner tarzı değil biraz daha arena tarzı yani bunun etrafını kapatmamız lazım direkt açık dünya şeklinde her yerde gezemeyiz çünkü kameramız sabit evlerin arkası vesaire yani bizim harita boyutu olarak şurada gördüğümüz şu alan bize yeterlidir bölüm için yani onu da karakter boyutuna oranla söylüyorum Çok yeterli bir alan runner için arena içinde yine şöyle bir kare alanı tercih edebiliriz yani kameramız o alanı 3'te ikisini ya da 3 yarısına en azından çok rahat görebilecek şekilde olmalı bir oyun yaptık bir sonraki aşamada artık level sistemini ekleyebiliriz zaten logimiz çalışıyor ama level condition işte finish'e mi ulaşınca level olsun yoksa o level'daki bütün enemileri kesince mi bir sonraki level'a geçsin diyebiliriz isterseniz şu şekilde de ilerleyebiliriz yorum kısmına Bundan sonraki aşama ne olsun oyuna ne ekleyelim ne çıkartalım yorum kısmına yazarsanız Ona göre kendi oyunumuzda şekillendirebiliriz hem bu oyunda sizin de katkılarınız Olmuş olur Bu bölümlük e, videomuz bu, bu kadardı İzlediğiniz için hepinize teşekkürler ben <laughs> Yine videonun Bir köşelerine ünite dersleri serisini koyarım Siz de kanala girip direkt ulaşabilirsiniz Aklınıza takılan soruları veya önerilerinizi yorum kısmına yazmayı Kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.